Burası yazdan önce açılmaz. Biz küçükken babamlarla gelirdik. Ama şansımız varsa belki bizim için çalıştırırlar. Öyle bir şansınız yok evlat. Kapalıyız. Beyefendi bakın bu çok önemli. Ne olur bir kere çalıştırsanız. Zorluk çıkarmayın evlat. Olmaz. Artık bu seferlik olsun İhsan Efendi. Madem buraya kadar gelmişler, hediyem olsun. Ama bir sefer, tamam? Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. İleri bak ileri. Sevgilin değil mi o? Ha? Yokluğuna çabuk alışmışlar değil mi? Aynen baban da bizi böyle sattı işte. Bak ya nasıl oluyormuş. Şimdi seninle işimiz bitene kadar lafımdan dışarı çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Hadi biz de hazırlanalım. Güneş batar batmaz buradan gidiyoruz. Kamil abi hoş geldin. İşimiz çok hadi abi. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk Leman abla. Olanları duydum. Sen istersen yarın hiç gelme. Ben de zaten onu söyleyecektim. Beni bağışlayın. Aşk olsun, ne bağışlaması. Ben bir süre idare ederim. Sen bunları kafana takma. Bir süre değil Leman abla. Ben artık hiç gelmeyeceğim. Annemle de konuştuk. Her şey yoluna girince yine o gelmeye devam edecek. Seni kıracak bir şey mi yaptık canım? Yok Leman abla, sizde bilgisi yok. Yani ben hem kendi işim hem burası biraz ağır geldi. Hepsi bu. Kendinize iyi bakın. Sen de. Hafize'ye selam söyle. Hoşça kal Murat abi. Hakkınızı helal edin. Evet, gitme vakti. Ya biraz daha kalsan olmaz mı? Hemen annemler alıştı sana, bir şey olmaz. Sağ ol. Hem bugün böyle iyi olduğuma bakma. Aslı ortada yokken aklım bir yandan da onda. Yani sen ne yapabilirsin ki onun için? Kalsan olmaz mı? Olmaz.
Hele aslı ortada yokken hiç olmaz. Yani her an yapacak bir şey, yeni bir haber olabilir. Alo, efendim Efe. Tamam tamam, geliyorum ben hemen. 5 dakika oradayım. Neredesin sen? Tamam. Yani beni kurtardın. Şimdi kahramanımızı yeni görevler bekliyor, öyle mi? Bu kez durum çok ciddi Mine. Senin de onun için dua etmeni istiyorum, olur mu? Şimdi gitmem lazım. Hoşça kal. Deniz. Onu seviyorsun değil mi? Yani Aslı'yı. Evet, o benim can dostum. Herkesin yeri ayrı. Görüşürüz. Bak Kamil, ilk işimdi. Şeytana uydum. Kimseyle çalışmadım deyip durdun. Ama ne oldu ha? Adamların ailenin üstüne çöreklenmesine engel olabildin mi? Bak Kamil abi, şimdi konuşmanın tam zamanı abi. Yani bu herifler içeri girmeden ne sana ne de ailene rahat yok abi. Ben sadece onlara bir zarar gelmesin diye yaptım. Bu saatten sonra bildiğim ne varsa her şeyi anlatmaya hazırım. Yeter ki kızımı sağ salim ellerinden alın. Benim kızım hırsızlık falan yapmaz, iftira, mutlaka her şeyi onlar yaptı. Metin, tutanak için birilerini getirdi. Başlayalım artık bu geç kalmış ifadeye. Emredersin komiser. Selam. Ne yaptın abi? Ne yapacağız? Bekliyorum. Sen ne yaptın? Mine'yi evden çıkardım. Görsen çocuklar gibi nasıl sevindi. Umarım hala onun için çırpınan insanlar olduğunu görür etrafında ve farklı biri olur. Yanlış yapıyorsun birader. Bence insanlar değişmez. Nasıl yani? Bilmiyorum abi. Biz Aslı'nın ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Sen daha dün seni satışa getirmiş kızın peşinden ayrılmıyorsun ya. Efe saçmalıyorsun. Görmedi mi kadıncağız ne kadar çaresizdi dün? Hem yaşlı başlı insan işte, fena mı oldu? Bilmiyorum abi işte. Ayrıca benim bildiğim Efe, mutsuz ve çaresiz insanları gördüğü zaman benden daha önce koşardı. Yalan mı? Eyvallah abi. Ya bu yaşadıklarımız hepimizin kafasını karıştırdı Deniz ya. Çok normal. Hepimiz insanız. Ha Deniz, bazen annem bir gün gelecek, asla eskisi gibi olamayacaksın. Bu arkadaşlıkları çok arayacaksın der ya. Acaba bu olanlar o günlerin geldiğinin habercisi mi ya Deniz? Ha? Hepimiz dağılıp bir kenara mı gideceğiz abi? Önce Aslı, sonra... Biz hiçbir zaman ayrılmayacağız Efe. Ne ben, ne Aslı, ne de sen. Bizi yoran tek şey bu sessiz bekleyiş. Merak etme. Zaman Aslı'yı bize geri getirecek. Güven bana. Deniz. Ya Efe. Ya arkadaşlar, beni pek sevmediğinizi biliyorum ama ben bu Aslı olayı için çok üzülüyorum. Sen niye bu kadar ilgilenir oldun bu Aslı olayıyla? Hiç. Ya özel bir nedeni yok. Sonuçta biz aynı sınıftayız değil mi? Ya tamam tamam. Bakın böyle bekleyip durmak benim canımı çok sıkıyor. Ya diyorum ki hepimiz bildiklerimizi bir daha gözden geçirsek. Nereye giderdi, ne yapardı? Belki bir faydası olur. Ya biz Aslı'nın nerelere gittiğini, neler yaptığını herkesten daha iyi biliyoruz da sen ne biliyorsun ki? Ben bir şey biliyorum demiyorum. Ama sizin dediğiniz gibi güçlerimizi birleştirelim. Birbirimizden haberdar olalım. Şu sıralar çevrede şüpheli bir durum. Şüpheli bir insan, ne bileyim şüpheli bir telefon, bunların hepsi bir işaret olabilir. Ya filmlerde izlemediniz mi siz? Ya o dediğin olsa bir kere, bu adam film olayını yemiş bitirmiş bir insan. Önce o uyanırdı değil mi? Durun bir dakika. Bugün beni bir numara aramıştı. Cebimden çıkarana kadar da kapandı. 0232'li bir numara, İzmir için. Aa, harbi mi ya? Bak ben bunu hiç düşünmemiştim ya Aslı'ysa. Yürüyün arkadaşlar, bence hemen karakola gidelim. Ne karakolu oğlum, bir önce bir telefon açalım ya. İnat etme, doğru söylüyor adam. Ne yapacaksın arayıp da? Bizim bir arkadaş kaçırılmışsa ona mı bakacaktık diyeceksin? Senin abi polis değil mi? Doğru, onun yanına gidelim. Onlar numarayı şıp diye tespit ederler. Evet evet, doğru söylüyor. Yürü. Hay bu abim de nohut gibi her işin içinden çıkıyor ya. Artık korkma Kamil. En doğrusunu yap. İçin rahat olsun. Benden sana söz.
Kızını bulacağım. Komiserim özür dilerim. Evet. Bizim Efe'nin arkadaşı Deniz'e bugün cevapsız bir arama gelmiş. Çocuklar başta şüphelenmemişler ama... Bizim Aslı olmasın. Numara kiminmiş? Baktırdım. Cep değil komiserim. Şahıs da değil. Mekan numarası. Neresi dersiniz? Bu bizim şehre çıkarken dışarıda o park var ya. Evet. Orası komiserim. Aferin çocuklara be. Vay çakallar vay. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek yerde sotoya yatmışlar. Ne yapıyoruz komiserim? Bak Kamil. Eğer düşündüklerimiz gerçekleşirse bu bizim tek ve son şansımız. Ama Aslı'yı da tehlikeye atamayız. Bize yardımcı olur musun? Deli misin sen komiser? Bu saatten sonra ölmüşüm kalmışım benim umurumda mı? Senin umurunda değil ama bize emanetsin. Komiserim özür dilerim ama sizce bu doğru mu? Ne doğru mu? Savcılıktan yazılı izin kağıdı aldınız mı? Aldınız. Peki polisle işbirliği kapsamında diye yazıyor mu? Yazıyor. O halde bütün sorumluluk benim. Herkes söylediklerimi harfiyen yerine getirecek. Ekipleri toplayın. Hazırlanıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.